arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruş'ta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Afrika Twin arkadaşlar. Afrika Twin'de yağ bakımı yapacağız. Ne yapacağız? Motor yağı, şanzıman yağı. Yani motorla şanzıman yağı aynı yağ. Fakat şanzıman hava yağ filtresiyle motor yağ filtresi değişecek. Bunlar da biliyorsunuz şurada ekstra bir şanzıman yağ filtremiz var. Bu değişecek. Artı motor yağı değişecek. Bunlarda çift tapa var. Evet, göreceğiz Afrika Twin'de yağ değişiminde nelere dikkat etmeliyiz, nasıl bir yol izlemeliyiz, hep beraber göreceğiz kısa beraber. Evet. Hoppala. Evet, şimdi bunlarda hem alt sehpa hem yan sehpamız var. İlk önce yan sehpayı alıyoruz. Şu şekilde hocam. Yan sehpa, sonra bir ara nefes veriyoruz kendimize. Öne itekliyoruz. Şuna bastık. Şu şekilde. Hop. Bitti. Şimdi motorumuz Afrika Twin. 4 litre 200 ml yağ alır. Yağ filtresi, şanzıman yağ filtresi değişecek. Kanta. Değer mi diğer? Ha, malzemeler için. Evet. Malzemeler için. Malzemeler alalım bir tane. Evet arkadaşlar. Servisimizde her türlü motora yer veriyoruz. Yağ filtresi, şanzıman yağ filtresi değişecek. Motorumuz yola gidecek. Tabii müşterinin getirmiş olduğu her şeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yukarıya bakalım, sürtme değme olacak mı? Güzel. Tamam, yeter. Evet. Şimdi getir hocam, ne gelmiş bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ne gelmiş bakıyoruz sıradan. Motul 7100. Şu 1 litre. Şu 2 litre. 3 litre. Şu 4 litre. Daha önce de aynısını kullandığı için. Şimdi sürücüler arkadaşlar, şimdi 4 litre 200 alıyor. Bak daha 5 litre çıkış yapılıyor. Geri kalan yağısı verilmiş. Ve burada ne var? Yarım litre. Bunun içinden 200 litre, 300 litre de buradan kullanacağız. Şimdi bunun akabinde orijinal Honda'nın kendi yağ filtresi. Honda'nın kendi yağ filtresi artı tapa pulu. Tapa pulu çok önemli. Fakat tapa pulu 2 tane oluyor bunlarda. Bir tanesini bizden takarız artık, sorun değil. Bunlar çift tapalı olduğu için. Şu da şanzıman yağ filtresi. Bu çok önemli arkadaşlar. Her yağ bakımında mümkünse bunu değiştiriyoruz diye otomatik olanlarda, NC'lerde dahil otomatiklerde arkadaşlar, bu filtre tıkandığı zaman vites geçişlerinde sıkıntı oluyor. Bilginiz olsun. Bu da buranın içerisinde. Biraz sonra işlemlere başlayacağız. Motorumuzu soğumaya aldık. Bekliyoruz. Altına tavamızı koyacağız. Tamam, kapatalım. Bir önerim yok. Yağdan olduğunu düşünüyorsan yağsını değiştiririz. Yine sert olursa sorumluluk alamayız abi. Tamam, siz ne derseniz onu yapalım. Karteli alıyoruz. Kartel muhafazayı alacağız. 2 tane civatası var. Şu şekilde. Evet. Burada o tarafa bir geçeyim Sinan hocam. Tabii ki. Şimdi şöyle şurada 5 alyanlık yerimiz var. Şunu alıyoruz. Şöyle. Şimdi motor sıcakken, ılıkken yağ daha güzel akışkanlık olur ama bir müddet bir beklemesi gerekiyor. Niye gerekiyor? Tapaların yalama olmaması için. Bir de yağ çok aşırı sıcak
çıkma durumu var. Ondan dolayı şu kartelimizi aldık. Bu şekilde. Şunun, bu da buranın. Şimdi burada nelere dikkat edeceğiz? Bakıyoruz şimdi. Burada hocam bir tane tapamız şurada bak. Şu yanda. Bir tane tapamız da öbür yanda. Şimdi bu yandaki tapayı bir açalım. Buradan ne çıkacak? Bakalım. Şimdi motorumuz 10-15 dakika dinlendirdik arkadaşlar. Çok aşırı dinlendirmiyoruz. Çünkü sıcağıyla yağ daha güzel akar. Akışkanlığı daha iyi olur. Ama bekleyeceğiz zaten. Yağı aldıktan sonra da bekleyeceğiz. Şimdi şöyle bakıyoruz. Şu şekilde bak. Tapa 1. Buradan ne çıkacak? Bakıyoruz. Köşür köşür. Kaynar kaynar. Evet. Birinci kafadan çıkan yağımız. Evet. Daha önce de 7100 vardı. Kaç kilometre oldu? 6-7000 oldu değil mi hocam? 6000 oldu abi. 6000 kilometrede çıkan yağa bakıyoruz arkadaşlar. Yağdan analize geçtiğimiz zaman. Harika. Şimdi arkadaşlar servisimizde müşteriler hangi yağı tercih ederse o yağı kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Kimseyi şunu kullan bunu kullan diye kesinlikle zorlamıyoruz. Yetkili servisler gibi işte dışarıdan yağ getirmeyin falan, hani park alanlarında falan da bu da başladı. Piknik alanına gidiyoruz, dışarıdan yiyecek getirmeyin, su 50 lira. Yani onun gibi. Bizde öyle bir şey yok. Kim ne getirirse onu koyuyoruz arkadaşlar. Yani herkesin tercih meselesi. Artık yağya yoğurda karışmama kararı aldık. İster yağ getirin, ister yoğurt getirin, fark etmiyor. Dolduruyoruz. Evet, birinci tapadan çıkan yağımız bu kadardı. Şimdi ikinciden ne kadar çıkacak bilemiyoruz. Sürprizlerle dolu. İkinci tapamız da şurada arkadaşlar. Bak. Bir yanında. Biri o tarafa, biri bu tarafa veriyor. Dikkat edeceğiz. Çok sıcak olduğu için üstümüze sıçrayabilir. Şu şekilde. Burada da şöyle bir durum var. Şimdi nereye fışkıracağım da tahmin edemiyoruz. Böyle de bir durum var. Yani bir anda ta şuraya bile gelebilir ya. Onun için şurayı şöyle ortalıyorum. Gidiyoruz. Bakalım buradan az da çıkabilir, çok da çıkabilir dedik. Çok güzel. Çok güzel, harika. Evet. Evet, çıkan yağımızı görüyorsun. En ufak bir çapak, kil, pas, iz. Yok. Şimdi şöyle bir analiz yapalım. Şöyle baktığımız zaman, evet. Daha önce de kullanılan yağ cam yağı mesik. Tam sentetik yağ. Şimdi yine tam sentetik kullanıyoruz arkadaşlar. Burada işte iki tapa dediğim, bir bunun tapası var, bir diğerinin tapası. İki tane tapa kulu var arkadaşlar. 4 litre yağ geliyor. 4 litre 200 de gelebilir. Bu tavada zaten 4,5 litreye ayarlı, 5 litreye ayarlı. Şimdi burada bunlar akmaya devam ederken şunu yapıyoruz. Yağ filtresini de alıyoruz. Aynı tavaya bak şu şekilde. Şurada yağ filtremiz var. Yağ filtremiz de orijinal yağ filtresi. Evet, bunu da şöyle hafif gevşetiyoruz. Akmasını sağlıyoruz. Şimdi burada bu aşamada bir 10 dakika 15 dakika dinlendiriyoruz. Yağ filtresini tamamen yerinden çıkarmıyoruz. Hava aldığı için getir hocam. Şuraya bırakabiliriz. Evet, yağlarımız da geldi. Yok şey gelmedi, 7100 falan gelmedi. Dur hocam. Burada şanzıman yağ filtremiz var. Buradan da böyle çok hafif hafif bir yağ akacak. Şimdi 5-10 dakika beklememizdeki neden neydi? Bu yukarıdaki yağlar buraya geliyor. Buradaki şanzıman yağ filtresinde de yağ kalıyor. Onun da dibe çökmesin, ama her ne kadar dibe de çökse burada da bir 50-100 mililitre yağımız kalıyor. Bak hala sıcak. Mesela şimdi motorda yağ değişimi yaptırmak isteyenler şimdi 10-15 dakika sürer gibi geliyor ama aslında 1 saat zaman ayırması gerekiyor. Niye 1 saat zaman ayırması gerekiyor? Sıcaklık hala devam ediyor çünkü. Bak şurada bir yayımız var. Bu yay çok hassastır. Bu yaya dikkat edeceğiz. Burada yağ filtresini şöyle bir mıknatıs yardımıyla bak şöyle çekmeye çalışacağız ama çıkmıyor mesela. Niye? O-ring var arkasında. O-ring'den dolayı çıkmaz. Bu o-ring'den dolayı çıkmazsa şöyle bir
Konevda yardımıyla hafif bir balans verdiriyoruz o-ringimize. Hala çıkmadı mesela. Ne yapacağız şimdi? Orada farklı bir sistem uygulayacağız. Uygulayacağımız sistem ne olmalı? Filtreyi yandan kastırıp çekeceğimiz bir sistem. Burada da şu karga burnu kullanabiliriz. Bak şöyle iki taraflı açıyoruz. Bak, çok güzel. Şu sistem. Şimdi bu normalde usta yetici bir bilgidir. Şimdi bunu neyle çıkaracak adam? Bunu öyle yapamadı, böyle yapamadı. Bu sefer de şuradan yandan falan yapıyorlar. Yandan yapınca da burayı zedelersin. O-ring kaçırma yapar. Şurada o-ringi var. Çok hassas bir o-ringdir. Bu o-ringe dikkat edeceğiz. Bunları da arkadaşlar mümkün olduğu kadar balata sipeyi kullanmamaya çalışalım. Çünkü balata sipeylerinin içindeki madde o-ringleri bozabiliyor. Bez yardımıyla bezle siliyoruz. Şimdi bir püf noktaya daha değiniyorum. Şimdi içinde zaten bunun Motul 7100 serisi kullanılmış. Tam sentetik bir yağ. 6000 kilometre olmuş. Pırıl pırıl çıktı. Şimdi bunu ya işte içine gaz yağı katayım, yok mazot katayım, yok bunu coil katayım, yok şu coil katayım deyip motorun aerodinamini bozmaya gerek yok. Yağı yağ ile temizleyeceksin. Mesela bir işgüzarlık yapılacaksa her şeyi takarsın. Bu 4 litreyi kurusun. Yarım 15-20 dakika çalıştırsın, onu da tekrar atarsın. İşgüzarlığın ağababasını yapacaksın ya da hiç yapmayacaksın. İşgüzarlığın ağababası nedir? Aynı yağı tekrar telef etme sistemi. Ona da gerek yok. Çünkü içinde zaten temiz yağ yukarıda duruyor. Aşağıda pis yağı aldın. Tekrar bu yağı temizlemeye gerek yok. Koyacağın yağ zaten yine devir daim yapacak yani. Bu da önemli bir püf noktaydı. Bunu da buradan tekrar söyleyeyim. Çünkü sosyal medyada görüyorum bazı YouTuber'lar. İşte motor tanıtanlar bu işleri el atmaya başladılar. İşte asıl sponsorluk alanlar onlar. İşte diyorlar ya hani Ruyus'ta sponsorluk bitti, mama kesildi, şu oldu bu oldu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz hiçbir zaman için yağdan, yoğurttan, şundan bundan medet ummuyoruz. Bizim asıl işimiz gerçek tamir. Bakın ne yapıyor arkadaşlar, seyret. Asıl ekmeği buradan yiyoruz. Evet. Yağdan ne ekmek yiyeceğiz? Tamirci. Asıl bu önemli. Yani mekanik arıza. Yağı şu an motorcular kendisi değiştirmeye başladı. Niye? Sinekten yağ çıkardıkları için. Evet, kısa bir tapalarda arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Parlak kısım alta, diğer kısım üste takılacak. Kısa bir durduralım. Şimdi sinek. Şimdi torplama yapacağız. Torplama yaparken de tapalarımızı taktık. Gitti. Şimdi diğer tapamız da aynı şekilde, bak burası alüminyumludur, burası metal alaşımlı. Alüminyumlu kısım yukarı geliyor. Burada da diğer tarafta bir tapa pulumuzun yeri var. Evet arkadaşlar, Afrika Twin'imizin yağ değişimi bitmek üzere. Yağ filtresi. Motorumuzda neler yaptık? Motor yağ filtresi, şanzıman yağ filtresi, kapa pulları değişti. Şöyle iki tane kapa pulumuz vardı, o değişti. Ön arka fren balatalarını kontrol ettik, gayet güzel. Koyduk. Şimdi 200 mililitre daha koyacağız.